Yani burada bana Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığa düşmesini ifade buyururken Allah, bu gerçek, hakikatten, peygamberinin başına gelmiş hadiseyi ifade ederken, bana aslında benim hayatımın bütün evrelerindeki karanlıklık, hiçlik, yokluk, acizlik, fakirlik alemlerinde kimi bulmam gerektiğini, kimden medet geldiğini, La ilahe illallah'ın kim olduğunu, nefsim dahi bana düşman, bütün alem düşman, bütün alemin dizgini elinde olan bir Allah'ı bulamazsan hiçbir şey bulamazsın, bulsan da başına belanı bulursun. O yüzden insan onu bulmakla mükellef. Bu birinci lemayı okurken balığa düşmüş Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı değil, yokluk karanlığına düşmüş kendi nefsimi, ahir zaman karanlığına düşmüş nefsimi, yarın öbür gün sekerat karanlığına girecek olan nefsim, zulümatına, berzah alemine geçmeden önce kabir zulümatına düşecek olan nefsim, mahşer karanlığından kurtulmam gerektiğini, cehennemin zulmetinden iman nuruyla kurtulabileceğimi, o karanlıkların aşılması gereken bir karanlık olduğunu ve onları aştıracak da ancak her şeyin dizgini elinde olan La ilahe illallah olduğunu bilmem, idrak etmem ve efirru ilallah, Allah'a firar etmem lazım. Subhaneke ile. Ve itiraf etmem lazım. Enaniyetim kırılması gerekir. İnni küntü mine zalimin. O yüzden akşam namazında çok fazileti her vakit var. Fakat ihtar ilahi, hatırla. Değil mi? Daha geçen derste okuduk. Dün geçen derste 32. sözde Muhabbetullah bahsinde orada nefsimin aldığı hisse şuydu. Yani bu yaşa gelmiş insan daha bir su içmesini, bir kahve içmesini, bir çay içmesini Allah namına öğrenememiş. Allah öğrenmeyi nasip etsin. Yani o nimette mün'imi görebiliyor musun? Rahim ve mün'im isimlerini sevebiliyor musun? O nimetin zevali, o nimetin yok olması elem vermiyor. Çünkü baki olan Allah'la hep beraber olduğunu duyabiliyor musun? Duyamıyorsan hiç olmazsa niyeten duymayı niyet et. Öyle bir dertle dertlen ki o derdin dermanın olsun inşallah.